Ben teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak benim için de çok güzel bir şey. Çünkü biz genellikle üniversitelerde böyle planlanmış açılış konuşmaları olan böyle çok mekanik konuşmalar yapıyoruz. Doğal bir süreç içerisinde çağrıldığım belki ender yerlerden birisi burası. O yüzden ben de teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir şey. Güzel bir zaman dilimi olacak hayatımda. Anlamlı bir kaç saat olur bilmiyorum artık. Birkaç saat olacak Görüşürüz. bir. Kemal Tahir'le ilgili ben yaklaşık 4-5 seneden bu yana çalışıyorum. Bu konuda bir kitabım var. Belki göreniniz vardır. Şair sosyolog Kemal Tahir İtaki yayınlarından çıktı. İlk önce Kemal Tahir'le ilgilenmeye başladığım zaman Kemal Tahir hakkında çok bir bilgim yoktu. Ama okumaya başladıkça beni saran, beni içine çeken ve okumaktan zevk aldım. Defaten okuduğum bir romancı oldu. Bu yüzden Kemal Tahir'i çok sevdiğimi baştan söyleyeyim. Biraz ön yargım da var Kemal Tahir'le ilgili. Yani objektif her zaman değilim. Kıymetli buluyorum. Şimdi başlangıçta şunu söylemek lazım. Aslında bir romancının devletle ilgili bir şeyler söylemiş olması bizim kafamızda çoğunlukla soru işaretleri uyandırıyor. Yani bir romancı bu kadar önemli bir meselede ne söylemiş olabilir ki gibi düşünüyoruz. Çünkü sanatın dünya üzerindeki etkisini küçümsüyoruz. Bu tabii 19. yüzyılın bize dayattığı işte bu bilim fetişizmi, bilimi tanrılaştırma ile ilgili bir şey. Ama insana dair her şeyi düşünmek sanatla başlıyor. Sanatla yola çıktığınız zaman yaratıcı yeni şeyler ortaya koyabiliyorsunuz. Bu manada bugün dahi üstünde tartıştığımız devletle ilgili, Türk toplumunun temel meseleleriyle ilgili birçok sorunun ilk sorucusu Kemal Tahir. Bunu romanla, sanatla yapabilmesi ona yepyeni bir olanak tanıyor. Çünkü olanı anlattığımız zaman, olanı yazdığımız zaman temel meseleler hakkında gerçeğin bizi çevrelemesi ve onun dışına çıkamamamız gibi bir problem ortaya çıkıyor. Yani bugün tarihi verilerle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bir tarih kitabında anlatmamız hatta bize yorum imkanı bile vermiyor. Bu sebeple hangi kaynağın bizi biz yaptığı konusunda fikir yürütemiyoruz. Bu fikir yürütmeyi sağlayabilmek için bir hayal etmemiz lazım. Hayal edip temel noktaları yerine koyup onun etrafında düşünmeye başladığımız zaman bize dayatılan zorunlu sebep-sonuç ilişkilerinin dışında başka üçüncü yollar, dördüncü yollar, beşinci yollar bulma ihtimalimiz ortaya çıkıyor. İşte bir romancı olarak Kemal Tahir'in Türk devleti, Türk toplumu, Türk devlet yapısı hakkında söylemiş oldukları burada kıymet kazanıyor. Hani meşhur eski Yunan'da şöyle bir yansıtma kuramında şöyle bir şey vardır. Sanatçı, trajedi yazarı tarihçiden daha kıymetlidir. Çünkü tarihçi sadece olanı anlatır. Ama trajedi yazarı olabilecek olanı da ya da olup üstü kapatılmış olanı da tekrar gün yüzüne çıkartabilir. Bunun için bir kurguya ihtiyacımız var. Olayı yeniden kurgularsak ancak mesela bir cinayet işlendiyse o cinayetin faili bulunamıyorsa o faili bulmak için olayın köklerine girip belirli temel noktalar üzerinden ilerleyip bir kurgu oluşturmamız lazım. Polisiyelerde hep böyledir ya. O kurgu sonucunda, o denemeler sonucunda katili buluruz.
İşte Kemal Tahir'in romancılığı böyle denemelerden oluşuyor. Bu denemeler sonucunda belirsiz alanlarda bazı hakikatleri ortaya çıkartıyor. Tabii bunun hakikat olduğunu hala biz net bir biçimde söyleyemiyoruz. Çünkü sanat bize böyle bir kesinlik vermiyor, vaat etmiyor. Vaat etmesi de bence gerekmiyor. Yani Osmanlı Devleti'nin 1299'da kurulmuş olması benim için bir hakikat ifade etmiyor. Tarih bir hakikat değil. Başka bir o tarih başka bir durumu imlemek için orada. İnsanın yarattığı birkaç sayı işte. Ama asıl tarih sayıların ötesinde oradaki yaşam alanı. İşte Kemal Tahir Devlet Ana'yla biraz bunu yapıyor. Şimdi tabii Kemal Tahir'in devletle ilişkisi bazı noktalar üzerinden problemli. Çünkü Kemal Tahir'i hayatını biliyorsunuz çok genç yaşta donanma davasından işte Nazım Hikmet'le beraber hapse atılmış işte 13-15 sene arası fasılalı iki defa hapse giriyor. Birincisinde 13,5 sene falan hapiste kalıyor. 13 sene hapiste kalmış bir adam ve hiçbir suçu olmadığı halde, hiçbir suçu olmadığı halde bu hükmü şöyle veriyorum. Şimdi suçu şu, donanmadaki abisine Sabahattin Ali kitapları götürmek. Şimdi bugün Sabahattin Ali kitaplarını hepimiz okuyoruz. Kimse bizi 13 sene içeri atmıyor. Ve daha İlginci şu, kendisine sorulan ya Devlet Ana yazdıktan sonra sen devlet devlet diyorsun ama bu devlet seni hiç suçun yokken 13 sene içeri attı. Oh iyi yaptı demese bile şöyle yani bakış açısından şunu anlayabiliyoruz. Böyle olması gerekiyordu. Tamam, devlet bana haksızlık yaptı ama benim de yanılgılarım, aldatılmışlıklarım var idi gibi bir hülasa edebiliriz Kemal Tahir'in bu konudaki. Ya bazı araştırmacılar şöyle diyor. Yani evet devlet doğru yaptı. Ben bir hata yaptım ki devlet beni içeri attı dediğini söylüyorlar ama bu bana çok inandırıcı gelmiyor. 13 sene az bir zaman dilimi değil. Çok zor şartlarda, İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda hapiste kalıyor. Yani bir kuru ekmekle gün geçirdikleri, çok zor şartlarda, ısınamadıkları bir ortamda işte penceresi olmayan, çok kötü şartlarda hapiste yatmış birinin bir çırpıda bunu demesi biraz zor gibi. Bu devletle çatışmaya girdiği alanlar öncelikle birkaç noktada yoğunlaşıyor. Batılılaşma. Yani devletin resmi politikası olarak Tanzimat'tan bu yana ölümüne kadar ya da yaşadığı döneme kadar getirdiği batılılaşma politikasını o batılılaşma diyor. Batılılaşma demiyor. Batılılaşma diyor. Bu da özel bir terim. Olarak görüyor ve aldanma olarak görüyor. Bu minvalde bu politikayı destekleyen, bilerek ya da bilmeyerek buna alet olan Türk aydın sınıfını da yozlaşmış, çürümüş, daha ileride ihanet eden bir aydın olarak görüyor. Burada işte resmi tarih tezleriyle de çarpışıyor. İkinci nokta batılılaşmadan hareketle kuvvetli bir Kemalizm eleştirisi. Kemal Tahir'de bu var. Şimdi ama bu belli bir dönemden sonra Cumhuriyet'in ilk 10 yılı içerisinde Kemal Tahir çok iyi bir millici. Atatürk'ü resmini cüzdanında taşıyabilecek kadar çok seviyor. Hatta serbest fırkayı destekleyen çok samimi bir arkadaşıyla
yumruk yumruğa kavga etmiş birisi. Böyle bir Atatürkçü. Ama Cumhuriyet'in 10. yılından sonra Atatürk'ün ya da Atatürk demeyelim yani genel politikaların işte bize anlatıldığı gibi olmadığını. Yani mesela başlangıçta bize hala öyle anlatılıyor kısmen. Biz de hala kısmen inanıyoruz gerçi. Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist bir savaş olduğu söylenir bize. Anti-emperyalist bir savaş. Hatta işte 3. Dünya ülkelerine örnek olmuştur. Bütün dünyanın umudu olmuştur Türk Kurtuluş Savaşı diye. Şimdi Kemal Tahir buna diyor ki notlarında bizzat yani tevil edilmeden ki Türk Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist bir savaş değildir. Neden? Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda Batı'nın istediği tek şey Doğu dünyasının Doğu'nun temel temsilcisi Osmanlı o dönem içerisinde. Emperyalist düzlem içerisinde sömürgeleştirilmesi değil miydi? Bu gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşti. İzmir İktisat Kongresi'nden sonrasında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik olarak en çok bağlı olduğu yer İngilizler. Yani kurtardığımız halkın kurtardığı, Anadolu'daki insanların kurtardığı devleti 10 yıl sonra emperyalizme teslim edildiğini söylüyor. Bunun en açık örneği de şu. Diyor ki yani Lozan'da bize dayatılan işte daha öncesinde de dayatılan neydi? Yani emperyalizme eklemlenmesi için Doğu'nun halifeliğin kaldırılması lazımdı. Kaldırıldı. Kaldırıldı. Yani bir zafer yok. Ve büyük düzlem içerisinde, Doğu-Batı mücadelesi içerisinde baktığınız zaman Batı'nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya, yani biz buna emperyalizm diyelim, hakim olmadığını söylemek mümkün mü? Evet, değil. O zaman bu bir zafer değil. Bu bir yani bunu bir zafer olarak yani şöyle değil hani bugünkü sığ tartışma alanı olarak işte Lozan bir galibiyet miydi, hezimet miydi, o dönemki şartlar bunu zorunlu diyorlar ki işte zorunluydu o zamanki şartlar. Yok diyor. Yani belki diyelim ki işgal edilirdik ama Türk milleti yine savaşırdı. Yine kazanırdı bunu ya. Yani bunun kirası olarak bütün milleti emperyalizme adapte etmeyebilirdiniz. Hatta sonrasında yani sonraki dönemlerde sanırım sağcı gençler öyle anlatıyor. Eve gidiyorlar diyorlar ki ya işte Kemal Bey artık nasıl hitap ediyorlarsa biz korkuyoruz ya bu devlet yıkılırsa ne olur falan. Ya diyor ki korkmayın ya diyor. Yenisini kurarsınız. Yenisini kurarsınız. Ya yıktınız. Hani sizi buharlaştıracak değiller ki. Bir milletin varlığı oradaki bütün potansiyeliyle vardır. Yani potansiyel birdenbire ortaya çıkmadığı gibi birdenbire buharlaşmaz da. Bugünkü yanılgılarımız da öyle ya. Yani diyoruz ki işte şu an Türkiye çok kötü bir durumda. Bir seçim olacak, parti değişecek. O Türkiye'de her şey güllük gülistanlık olacak. Yok ya, böyle bir şey var mı? Ya da işte bir parti gelecek, Türkiye komple batacak. 80 milyon insanın yani bu devleti oluşturan asıl insan cevherini yok saymak. Dün nasıl yaptıysanız bugün de yapacaksınız. Bunu elimizden almasınlar yeter ki. Yani burada devleti Kemal Tahir'in düşüncesinin köklerinden biri şu. Devleti mekanik bir işte ağlar sistemi olarak görmüyor. Devleti insan yaşamının
doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir birliktelik olarak kabul ediyor. Yani bir anayasa var da insanlar o anayasaya uyup da bir devlet vücuda getirmiyorlar. Bir coğrafya var. Bu coğrafyanın şartları var. Bu coğrafyanın şartlarına uyum gösterme becerisi kazanan insan toplulukları kendine bir sistematik oluşturuyor. Bunun adına devlet diyoruz yani. Bu doğal bir süreç. Yapay bir süreç değil. Yani devlet anada birazdan bahsedeceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti işte şematik bir yapıyla ortaya çıkmış olsa, yağmacı, talancı, az gelişmiş, prefeodal bir devlet olsa, doğal şartlara göre 600 sene yaşaması mümkün olamazdı. Mümkün değil. Demek ki burada yaşayan insanlar bir birliktelik oluşturmuşlar. Bu coğrafyayı okumuşlar. Buna göre ilişkilerini dizayn etmişler. Buna göre bir organizasyon, doğal süreç içerisinde organizasyon oluşmuş ve bu devlet, bu organik organizasyonun isimlendirilmesi. Bu organizasyon var olduğu sürece bu da insan kaynağı. İnsan kaynağı. Bu insan kaynağı burada olduğu sürece devletin isminin A olması, B olması, işgal edilmesi önemli değil. Bir sene işgal edilirsiniz. Ondan sonra bu cevher varsa yeni devleti kurarsınız ki yapmışlar yani. Bunun ötesini düşünmek yani iyi bu devlet böyle kalacak. Hiç sınanmayacak. Biz de işte seçime gidip oy atarak bu devlet üzerindeki bütün sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız. Korkarım böyle bir şey yok. Gerçekçi bakarsak böyle bir şey yok. Yani şimdi bu düşünce Kemal Tahir'i şöyle bir yere götürüyor. Diyor ki eğer bu organizasyonun köklerinde, tarihi köklerinde doğal sürecin etkisi belirleyici ise bizim dışarıdan getirdiğimiz bütün şemalar, Marksist şemada dahil, bu vücuda uymaz. Uymayacaktır. Türk toplumu özgün bir toplum. Bu toplumun yönetilmesi, organize edilmesi için bu toplumun özgün değerlerini bilen, kavramış, hesap eden, yön belirleyebilen bir yönetici kitleye ihtiyacımız var. Bu da ne Marksizmle olur? Çünkü Marksizm teorik olarak bu toprakların gerçeğine tam olarak uygun bir gömlek değil. Ha, Marksizm değil de diyelim ki Suudi Arabistan'dan bir yönetim şekli getirdik. O uygun mu? Hayır, o da uygun değil. Çünkü yani her organizasyonun, devlet manasında söylüyorum, kendi özgün şartlarını bilerek kendisine o gömleği dikebilmesi lazım. O gömleği dikebilme becerisine sahip olması lazım. Bu beceriyi kaybettiğiniz an devlet olma özelliğinizi kaybediyorsunuz. Mesela geçen sene bu zamanlarda ben Özbekistan'daydım. Özbekistan'da harika bir yer vardır. Registan diye bir yer vardır. Medreseler vardır böyle etrafta. Medreselerin çoğu eskimiştir, yıkılmaya yüz tutmuştur falan. Dedim ki bunlar yıkılırsa ne olacak falan. Orada yaşayan bir arkadaşım dedi ki Özbeklerin içerisinde bu mimari ve minyatür sanatkarlık hala devam ediyor. Yıkılsa aynısını yeniden yaparlar. Esas mesele işte o yeniden yapabilmenin becerisini taşıyabilmesi toplumu. Yani şunu diyemiyorsak bugün işte diyelim ki Selimiye yıkıldığı zaman aynısını biz bir daha yaparız diyemiyorsak o zaman korkmamız lazım. O zaman korkmamız lazım.
Çünkü bu devlet dediğim gibi bir isimlendirme ile ilgili bir şey değil. Devletin o ruhunu var eden bu tür şeyler. Olaylara karşı tepkileriniz, işte coğrafyayı okuma bilinciniz, tarihi okuma bilinciniz, bugün karşılaştığınız problemlere çözüm getirirken bunlardan yararlanabilme biçiminiz. Devlet dediğimiz şey bu soyut yönelimlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yoksa işte anayasalar şu maddesinin, şu fırkasının bu değil. Bu halk-devlet ilişkisinde hiçbir kıymet harbiyesi olmayan bir şey. Yani bu manada biraz belki hani çok uzatmadan Atüt'ten bahsetmek gerekecek. Asya tipi üretim tarzından bahsetmek gerekecek. Zira şimdi Kemal Tahir komünist. Yani komünistlikten hapis yatmış bir adam. Orhan Kemal'in deyişiyle tavuk çalmaktan değil, komünistlikten. Bu yüzden ömrünün sonuna kadar Marksizmi bir düşünme biçimi olarak, bir gerçeği okuma biçimi olarak devam ettirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yani biraz romantik bizim işte bakanlarımız şöyle der, ya işte biraz daha yaşasaydı işte çok şey olurdu, sağcı olurdu da falan filan. İşte hatta gerçi bu hani daha o dönemdeki solun yakıştırmasıdır biraz. İşte sosyalist Osmanlı Şeyhi falan derler. İşte hatta onun bir şeyi vardır. Hani tarikatı vardır. Tırnak içerisinde Tahiriler derler. O Kemal Tahir'i takip edenlere falan. Şimdi Marksizmi bir çıkış yolu olarak düşündüğünü reddedemeyiz. Ama Atatürk'le tanışmasında şöyle bir şey var. Ya Atatürk'ü Asya tipi üretim tarzını Türkiye'deki literatüre sokan bizzat Kemal Tahir'in kendisidir. Biraz önce konuşurken arkadaşlarla konuştuk. Tekrar etme gereği duyuyorum. Sencer Davutçuoğlu doçent olduğu zaman Marksizm üzerine tezler yaptırıyor. Kemal Tahir diyor ki ya bu çocuğu bana bir çağırın. Konuşmak istiyorum bununla. Geliyor Sencer Davutçuoğlu diyor ki Kemal Tahir diyor ki ya Asya tipi üretim tarzı diye bir şey duydun mu? Doçent Marksizmle ilgili tez yaptırıyor. Duymadım diyor. Ha diyor ki ben duydum. Ben Fransızca, iyi Fransızca bilir Kemal Tahir. Galatasaray Lisesi'nde. Mezun değildir ama o orada okumuştu. Ben Fransızca kaynaklardan bakacağım. Sen de diğer kaynaklardan bakabilir misin? Diye beni haberdar eden oydu diyor. Asya tipi üretim tarzı şu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Marksist felsefenin şöyle bir iddiası var. Dünyanın her yerinde tarihi ve materyalist şartların bu şablonun tarihin her yerinde uygulanabilmesine olanak tanıdığını düşünüyor Marksistler. Hani her ideoloji de bu iddiadadır ya. Hani bir saf bir ideoloji bulur. Bu ideoloji insan odaklı olursa her yerde uygulanabilir gibi. Ama tabii bu uygulanabilirliğinin pratik koşullarda karşılığı yok. Aslında Asya tipi üretim tarzı Marx'ın kendi fikirlerinin içerisinde gördüğü bir açığı kendisinin ortaya çıkarmasıdır. Şöyle diyor. Peki Batı toplumlarındaki feodal yapı belirli tarihi zorunlulukları ortaya çıkartıyor. Çok kaba haliyle söylüyorum. Yani diyalektik materyalizme göre işte feodalizm işte sonra emperyalizme kadar ilerliyor. Emperyalizmden sonra işte sosyalizm sonra komünizm. Yani bu Marx toplumların bu şemayı takip etme zorunluluğu olduğunu söylüyor. Bu şemayı takip etmek zorunda. Atlayamaz, eksiltemez, çıkartamaz.
toplumların insan tabiatının zorunlu gelişiminin, toplumların zorunlu gelişiminin böyle son bulacağını inanıyor. Burada biliyorsunuz hani feodalizmin olması lazım. Feodalizm ne? Bir parantez içerisinde söyleyeyim. Kemal Tahir'in en kızdığı şeylerden biri. Türkiye'de mesela biz de derslerde çok şey yapıyoruz. Hocam Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da feodalizm olduğu için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da feodalizm yok. Yani aramızda dedesi kont olan, baron olan, işte bizim bir şeyimiz var da, şatomuz vardı da. Ağalık şu an beylik olacak. Onu saymıyoruz. Evet, ağalık ve beylik bambaşka bir kategoridir diyor. Çünkü biliyorsunuz Batı feodalizmi sınıflamayı soy üzerinden yapar. Soy üzerinden yapar. Hatta o meşhur şey de vardır. Onu da Kemal Tahir söyler. Şu Braveheart'ı izlemişseniz oradaki derebeyinin ilk gece hakkını orada gösterir. Şimdi düşünün bir ağanın Diyarbakır'da böyle bir şey yapmaya yeltendiğini düşünün. Ne yaparlar o ağayı biliyor musunuz? Bu tek istisnasız Sadece bu cevap da bu değil. Daha şey var. Mesela dil Marksist felsefeye göre de böyledir. Dil toplumun özelliklerini en net denetleyebildiğiniz şeydir. Yani bir şey deyim olmuşsa bunun topluma bir gerçekliği vardır, değil mi? Şimdi biz de ağalıkla ilgili deyimlere bakalım ya da bugünkü kullanımına bakalım. Ağalık vermekle yiğitlik vurmakla olur. Ya da mesela yemeğe gidiyoruz. Biz öyleyizdir. Bugün işte Yunus muydu? Yunus ısmarlayacak. Bugünün ağası kim? Yunus. Halkın zihnindeki ağa hiç de böyle şey değilmiş. Demek ki veriyormuş yani. Yani halk tam tersini düşünseydi ağa kelimesine böyle olumlu bir yani sözlüklerin en azından derleme sözlüklerinin bir tanesinde ağa ile ilgili çok olumsuz şeyler görebilirdik. Ağaları böyle şey yapmak için, peygamberleştirmek için bunu söylemiyoruz. Tam eleştiri noktası da buradadır. Sanırım Karalar Koğuşu'nda babası Alevi olduğu için içeri atılan ve iki tane yani çocukların babası Alevi, iki çocuğuyla hapishanede kalan bir kadın var. Bu çocuklara bakamıyorlar. Gazeteci Murat Kemal Tahir bu çocuklara bakmak için şeyin içerisindeki hapishanenin içerisindeki ağalara gider. Der ki ağalardan para istemez de. Bu çocukları sen yanına al. Çobanlık yapsınlar, işte hayvanlara baksınlar falan. Eskiden çünkü ağalar böyle yapıyor. Onu kullanıyor. Ama onun yaşamasına bir şekilde müsaade ediyor. Yaşatıyor yani. Ama o dönemde ağaların hiçbir buna yanaşmıyor. Yani ağalık, ya doğal ortamındaki ağalık sisteminin de çözüldüğünü söylüyor. Bunu daha net algılayabilmek için biraz devlet meselesine Kemal Tahir'in nasıl baktığını açıklamam lazım ki sizin kafanızda otursun. Şimdi Kemal Tahir'de devlet ve toplum ilişkisi böyle devlet işte halkını korur, kollar falan filan değil. İki taraflı bir menfaat ilişkisi vardır. Devlet bir baba gibidir. Çocuğuna yemek verir ama çocuğuna yemek verirken tokat atma hakkını da elinde saklı tutar. Halk da der ki ya halk ya Osmanlı toplumu tembel bir toplum olarak görüyor. Ya ben yemeğimi yiyeyim de ara sıra tokadı da yerim ne olacak? Ama devlet halkına karşı kollama vazifelerini yerine getirmez olunca düzen bozulunca halk bu anlaşmayı bozar. Yani böyle pembe bir anlaşma değildir.
Aynı şekilde yani mesela kadın erkek ilişkilerinde de böyledir. Ne diyor? Osmanlı erkeği karısını kendine hizmet ettiği ölçüde, kendine zevk verdiği ölçüde sever. Ölçüsü odur. Ölçüsü budur. Kadın da erkeği kendini ne diyelim yaşattığı sürece, rahat yaşattığı sürece kabullenir. İki taraftan bir anlaşmayı bozunca bu düzen bozulur. Yani böyle bir pembe bir tablo değildir. Devlet ve halk arasında işte bu patrimonyal bir anlaşma vardır. Özgün bir anlaşmadır. Ama batıdaki örneklerinde böyle değil. Batıdaki örneklerinde devlet ve halk arasındaki ilişki büyük bir şirket gibi acımasızdır. Baba gibi tokat atıp da sonra gel oğlum işte şunu yap demez. Batı'da daha bir kısır döngü vardır. Hatta işte devlet anada o baba figürünün yerini yavaş yavaş o sert baba figürünün yerini Kerim Devlet alacak yani. Daha devlet ana. Boşuna devlet ana değil. Çünkü hani annemiz bilmiyorum beni çok döverdi anne. Babam dövmezdi ama annem çok döverdi. Ama annem dövdüğü için ben hiç anneme küsmedim. Devleti de öyle algılıyor. Yani kendi yaşamında da böyle. Devlet onu dövmüş. 13 sene içeri atmış. Ama devletsiz yaşayamayacağını kabullenmiş bir şekilde doğru ya da yanlış. Bu yüzden devlet ana gibi görüyor. Yani Batı şablonlarındaki gibi şey ilişkisi, işte bir serf, kölelik ilişkisi Doğu toplumlarında yok. Daha özgün bir şey ağalık. Yani dediğim gibi ağalığı şey yapmıyorum. O ağalar hiç kötü değildir. Kimseyi sömürmez, işçileri sömürmez ama ağa yaşama hakkı da tanıyan ağalar vardır. Hiç bizim literatürümüzde bu yok ama belki şeyi okursanız orada görebilirsiniz. Şevket Bulut'un Kefensiz Ölüler diye bir hikayesi vardı. Şevket Bulut ismini duyan var mı? Çok ilginç biridir. Yani literatürde gömülmüş bir adamdır. Darbe zamanında Amerikan bezi saklayan herkesi askerler almaktadır. Bir köyün ağası köydeki halkının öldüğü zaman kefenlenmesi için evinde bez saklamaktadır. Askerler bunu bulur ve ağayı döve döve köyden çıkartırlar. Bezleri de elinden alırlar. O köyde ölenler kefensiz gömülür. Yaşanmış bir hikayedir. Şimdi ağanın böyle bir tarafı da var. Şimdi biz her şeyi olumlayamayacağımız gibi olumsuzlayamayız da. Yani bu Kemal Tahir'in şablonlardan kaçma düşüncesine uygun olmaz. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Ağalık bambaşka bir kategoridir. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla feodalizm bambaşka bir kategoridir. Siz doğuda yaşananları, doğudaki ağalık sistemini batıdaki şablon üzerinden okursanız bir zulüm imparatorluğu olarak okuyabilirsiniz. Ama bunun tam tersi durumlar da var olabilir. Tam tersidir demiyoruz. Tam tersi durumlar da olabilir. Bu yüzden Batı şablonlarını, Batı feodalizmini getirip bizim ülkemize yerleştirip okumak bizi yanıltır. Yanılan insan aldanır. Kemal Tahir'in istediği şey aldanmamak. Geri dönelim ağalık meselesini, parantezini kapatalım. Sorularda tekrar devam ederiz buna. Şimdi feodalizmin olması için temel problem mülkiyet meselesidir. Toprak üzerindeki mülkiyet meselesidir. Şimdi Batı'da feodalizmin uygulandığı dönemlerde hür köylü, toprak sahibi köylü var mıydı? Bildiğimiz şablona göre yoktu. Soylular toprak sahibiydi. Bunlar asker besliyorlardı. Kendi kölelerini çalıştırıyorlardı. Ve bununla işte din, soylular buna göre şekillenmiş bir devlet organizasyonu vardı.
Roma'dan kalma bir durumda. Roma döneminde bile Anadolu Roma tarafından köle kaynağı olarak görülüyor. Ama o dönemde bile Anadolu'da çiftlikler var, hür köylüler var, kendi toprağını işleyen insanlar var. Bildiğimiz bir şey. Osmanlı'da durum bambaşka. Yine kaba hatlarıyla anlatıyorum. Toprağın sahibi yok. Toprak, özel mülkiyet yok. Hocam Osmanlı toprağın sahibi değil mi? Hayır. Mülk yalnızca Allah'ındır. Onu işleyen devlet kiracısıdır diyelim. Özel mülkiyet, yani özel mülkiyet var. Kişilerin kendi sahip olduğu yerler var. Ama devlet sistemi içerisinde soyluluğa dayanan bir toprak paylaşımı yok. Dolayısıyla Marksist şablonun Doğu toplumlarında açıklayamadığı bazı noktalar var. Bunun dışında bir de buna bağlı olarak Marx diyor ki Anadolu toplumu diyor ki düzen bozucu bir toplum, talancı, gelişmemiş bir toplumdur diyor Marx. Bunu Toynbee falan da diyor. Kemal Tahir buna şöyle karşı çıkıyor. Diyor ki, hayır diyor. Anadolu toprağı bizim sürekli kendimize söylediğimiz yalan gibi çok işte münbit, burayı besleyecek kadar zengin bir toprak değildir. Bu yüzden artı değer kitlelerin elinde çok toplanmaz. Osmanlı'da ortaya çıkan, savaşlar sonucunda ortaya çıkan artı değeri, fazla parayı, sermayeyi belli kişilerin elinde birikmesini ne yapıyor? Engelliyor. Nasıl engelliyor? Onları memur yapıyor. Yani mesela Avrupa'da bu artı değer, halktan toplanan vergi kimin elinde toplanıyor? Ya soyluların ya din adamlarının. Din adamlarının elinde toplanınca bu onlar için bir sömürü aracı oluyor. Ama Osmanlı'da bakıyorsunuz, Osmanlı'da devlet adamı olmayan din adamı yok. Olunca da Osmanlı ne yapıyor, ne ediyor? Başına bir çorap örüyor, ortadan kaldırıyor. Dini kaynaklı isyanlarda çok sert. Niye? Artı değerin belirli sermayeyle, yani sermayenin belirli gruplar üzerinde, feodal gruplar üzerinde birikmesini engelliyor. Bu çok ciddi bir organizasyon. Ayakta kalmasını sağlayan şey bu. Yani Anadolu'dan evlenmemesinin sebebi de o. Padişahların. Sermayenin çeşitli aileler etrafında birikmesini, bunların işte sonra tabii Yedi Çınar Yaylası'nda hepsinde bunu anlatıyor. Yani 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Anadolu'daki ekonomik değişimleri okuyan bir kitap. Yani bir seri. Yedi Çınar Yaylası. Şimdi sonra işte ayanlar çıkıyor ortaya, işte diyelim ki belli güç odakları ortaya çıkıyor ama bunların hepsi de dikkat edin devletin artı değerinden çalmak peşindedir. Kendi yani şeyini ne diyelim feodal yapısını oturtup devletin karşısında devletle savaşamayacağını biliyor. Bunu tek yapan işte Mısır'daki Kavalalı. O da yani Mısır çok zengin bir yer olduğu için sermaye birikimi Osmanlı'yı aştığı için buna cesaret ediyor. Ama o da sonuçta kendine ayrı bir veraset şey yapmıyor. Uydurmuyor. Yine Osmanlı'ya eklenmen yani bu hilenin hepsi Osmanlı'ya eklemlenmek için. Osmanlı'yı ele geçirmek için değil. Çok ilginç bir yapı. Bunu işte özel mülkiyet olmayınca yani dediğim gibi sistematik anlamda devleti besleyecek özel mülkiyetler, büyük burjuva aileleri olmayınca bu şeyin tarihi materyalist sistemin devamı söz konusu olamıyor. Bu yüzden Anadolu toprağına uygun yeni bir devlet teorisinin varlığından bahsetmek lazım. Devlet ana işte bunu anlatır.
Devlet ana doğal süreç içerisinde Marksizmi yok saymadan, nasıl yok saymıyor? Diyor ki paylaşımcılık, sınıfsız toplum özelliği zaten Anadolu'nun mecbur bıraktığı bir yatkınlıktır diyor. Mecbur bıraktığı bir yatkınlıktır. Bunun adını illa işte sınıfsız toplum diye batıdan almak zorunda değiliz. Biz bu potansiyele zaten sahibiz. Bu demek değildir ki işte sınıfsız toplumu ya da paylaşımı, adalet dengesini yok sayalım. Zaten bu bizde var. Ve doğal bir süreçte var. Doğal bir süreçte var. Bunun için illa Marx'ın teorisinin şablonlarına uymak zorunda değiliz. Ki uydurmaya çalışınca da komik duruma düşüyor. Mesela işçi sınıfının, yani Kemal Tahir'in ağzından söyleyeyim. Bak 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 diyor. Sanki bir işçi sınıfı varmış da işçi sınıfını kurtaracakmış. Türk solu için söylüyor. Hiç işçi sınıfı olsa senin gibi bir zibidinin kurtarmasına muhtaç kalır mıydı diyor. İşçi sınıfı olsa, gerçek işçi sınıfı olsa zaten senden daha kuvvetli olurdu. Senin gibi bir yarı burjuvanın, yarı bilgili bir burjuvanın kurtarmasına muhtaç olsa işçi sınıfı olur mu? Çünkü o işçilerin en güçlü olduğuna inanan bir adam, komünist. Türkiye'de işçi sınıfı varmış, birileri o işçi sınıfının hakkını savunacakmış, işçileri kurtaracakmış. E olsa zaten böyle bir kurtarma olmaz. Diyor kendisi. Ben demiyorum. Bana kızmayın. Yani bu içten söylüyorsunuz. Yani katıldığım noktalar var. Hayır. Kemal Tahir ortalık Marksistlerin bulundukça siz hoşlanıyorsunuz. Bundan gibi söylüyorsunuz. O kadar mı? ama şöyle hani biraz bu kadar coşkuyla söylememi belki Türkiye'deki solun yaptığı yanlışlar şey yapıyor. Yani düşünün hangi sol olur ki kendi yapamadığı devrimi bir ülkenin askeriyesine havale eder. Benim yerime milli demokratik devrim mi, ya işçi sınıfı kuvvetlenmedi yeterince bizim yerimize asker yapsın. Ondan sonra devrimi yapsın. Olmayan işçi sınıfına teslim etsin. Bunu yaptı mı? Tamam, yaptı. Darbeyi yaptı asker. İşçi sınıfına teslim etti mi? Sola teslim etti mi? Ya da sağa teslim etti mi? Etmedi. Bu hakikati keşfetmenin coşkusunu bana izlettiren bir şey olabilir. Şimdi dolayısıyla yani bu atüt meselesi bir çıkış noktası olarak tarihsel şartların her coğrafyada farklı bir organizasyonu mecbur kıldığını ve bu sebeple yani şöyle bir yanılgıyı da ortaya çıkardığını. Şimdi Marx'ın şablonuna göre Bolşevik devriminin nerede olması gerekiyor? İngiltere'de olması gerekiyor. Ama İngiltere'de olmuyor. Rusya'da olmuyor. Bu Rusya'da olmuş olması mesela Kemal Tahir'de iki türlü batı anlayışı ortaya çıkartıyor. Yani bir batı emperyalizmi temsil eden işte kıta Avrupa'sının batısı, diğer batı da Rusya. Kurtuluş Savaşı'nın kadrosunun Avrupa kıtasındaki batıyı örnek alması ya da Osmanlı'nın son dönemde Kemal Tahir'e göre bir yanılgıydı. Eğer Rusya Rus batısını örnek alsaydı, yani öyle diyor, 1917'de değil de 10 sene önce olsaydı Rus devrimi, tarih bambaşka olabilirdi diyor. Bambaşka olabilirdi.
Tabii bu görüşlerinden son zamanlarında biraz vazgeçiyor. Çünkü ölmeden birkaç sene önce Rusya'ya gidiyor. Rusya'da epey bir geziyor. Rusya'daki yani hakim sistemin de kendi kafasındaki şablona çok uygun olmadığını görünce o ikinci Batı'yı çözüm olarak görmekten de biraz uzaklaştığını söylemek mümkün. Genel itibariyle bu şablon uyumsuzluğunun Osmanlı'yı özgün bir yapıya ulaştırdığını düşündüğünü söyleyebiliriz. Ama bu özgün yapı yani birçok düşünürün dediği gibi sadece bir doğu savunusu. İşte ya bizim atalarımız da şöyle büyükmüş, Osmanlı böyle büyükmüş, Osmanlı şöyle büyükmüş söylemini içermiyor. Şimdi bu notlarında sanırım 32-33 maddelik bir şey var. Osmanlı bir millet olamaz, Osmanlı okuduğunu öğrenemez, Osmanlı işte halkıyla barışamaz gibi Osmanlı'yı yerden yere vurduğu şeyler var. Saptamalar var. Daha şey kurgularında da mesela işte Fethi Naci de öyle diyor. Fethi Naci diyor ki ya Kemal Tahir Türk insanından nefret ediyor diyor. Orhan Kemal diyor ki ya şimdi şu şeyde yine Yedi Çınar Yaylası'nda bir tip var. İşte Çalık Kerim. Köyün kamburunda orada devam ediyor. Babası Frengili. Kerim işte şey kambur köye baksanız böyle şey Hilkat garibeleri tanrısız iğrenç bir dünya iyi insan yok kadınların hepsi böyle şey kötü kadın hiç namuslu kadın yok zaten hani şey şu kim Yalçın Küçük diyor ya Kemal Tahir'e kalsa diyor hepimizin annesi diyor kötü kadın diyor çok şükür benim annem tertemiz bir adam bu yüzden Kemal Tahir'i biz sağa verelim. Onlar da bize Peyami Safa'yı versinler diyor. Yani böyle bir saptaması var. Kemal Tahir'e diyorlar ki ya sen kahramanlarından nefret mi ediyorsun? Ya bu Türk insanından niye bu kadar nefret ediyorsun? Yani şey yok. İyi tarafı yok. Diyor ki ben Türk insanını yalancılığıyla, sahtekarlığıyla, işte yobazlığıyla, dürüstlüğüyle, her şeyiyle çok seviyorum. Bunun ötesi yalancılıktır diyor. Söylemeyelim mi ya? Böyle bir gerçek. Yani bunu ona sağlayan şey gerçekçilik. Gerçekçi bakıyor. Yani bizim şablonlarımızdan bugün biz hani ya çok kötü ya çok iyi. Kendi şablonlarımıza uymayan şeyi hemen böyle mahkum etmekte çok mahiriz. Mesela Kemal Tahir'in bu şeyini, bu eleştirilerini zaten duyanlar ne diyorlar? Önce söyledim işte Yalçın Küçük ne diyor? Çağımızın Ebu Cehil'i diyor Kemal Tahir. Cahillerin babasıdır diyor. İşte biraz önce anlattık. Mete Tunçay son gecesinde adamı öldürüyor. Cahilsin diyor. Tarihi çarpıtıyorsun diyor. Ben diyor akademisyenim diyor. Sen nasıl bunu yazarsın diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Bir halka aldatmaya utanmıyor musun? Ya adam kalp krizi geçiriyor ölüyor. Ama Kemal Tahir böyle değil yani. Şablonların dışında düşünebiliyor. Şimdi şöyle yapsak mesela Kemal Tahir'i sağcılaştırmaya çalışsak desek ya Kemal Tahir'i tamam çok dini bütün sevdiğimiz statükocu işte diyelim ki Türk sağının baş tacı edebileceği bir adam desek ilk önce bize tabii Türk sağcısı karşı çıkacak. Öyle ya. Hani ne İsa'ya ne Musa'ya onun kaderi biraz. Ama bunu da söylemesi gereken bir adam vardı. Yani şimdi bakın Türkiye'de bu kıratta böyle konularda ideoloji konusunda toplum konusunda bu kıratta söz edebilecek bir romancımız var mı? Böyle bir tartışma açacak bir romancımız var mı?
Tamam, iyi romancılarımız var ama Kemal Tahir ayarında bir romancımız yok. Yani mesela Türk devleti varsa diyor ki Türk romanı da olmalıdır Kemal Tahir diyor. Murat Belge ne diyor? Diyor ki ya roman bir tanedir, o da Avrupa romandır, Türk romanı nedir diyor. Şimdi Murat Belge'nin ortaya koyduğu bir şey yok bugün yani sanat adına. Ha, Kemal Tahir hala ayakta. Hala ayakta yani. Kalacak da yani. Kalacak da. Bu, hani o başta söyledim ya, duygusal tarafı biraz oraya gidiyor Kemal Tahir'in. Bir üçüncü yol var Kemal Tahir için. Şimdi orada biraz ideolojik taraftan bir devlet anayı biraz toparlayalım. Belki biraz birkaç romanı üzerinden, yine devlet algısı üzerinden konuşabiliriz. Çok uzatmayayım. Ya devlet anada temel şey şu, benim hepinizin de dikkatini çeken şudur. Neden devlet baba değil, devlet ana? İsmi üzerinde çok da düşünmüş yani. Derin geçit demiş, işte epey eskizleri var. Ama devlet ana, devletin bizim için o para veren, bizi besleyen, klasik anlamdaki soyunun devamı olarak bizi gören yüzünün yanında bir anne yüzü de var. Olmalı. Bu anne yüzü bizi farklı, özgün kılıyor. Kerim devlet dediğimiz şey bu. Bu kerim devlet de böyle Allah'ın bize verdiği bir şey değil. Bunun için bazı donanımlara sahip olması lazım. Yani Kerimcan karakterini bakıyorsunuz. Kerimcan karakteri başta ne oluyor? Molla olmak isteyen birisi Kerimcan. Bu molla olma birinci o dönemin anlayışına göre ilim. Bilim. Bugün bilim diyelim. Öte taraftan Kerimcan'ın aşık olduğu kız da ben molla ile evlenmem diyor. Bana savaşçı lazım diyor. Molla Kerim de abisinin öcünü almak için neye dönüşüyor bu defa? Askere dönüşüyor. Molla Kerim ve işte Kerimcan ortaya çıkardığı şey donanımlı. Mesela annesi de öyle. Annesi de Kerim'in molla olmasını istemiyor. Ama romanın son sahnesinde Kerimcan annesi gelip işte ona bir şey söylediği zaman kırbacını alır. Annesinin karşısında durur. Artık annesine de ne diyelim, açmıştır. Yani askeriye, ilmiye ve adalet anlayışı bir araya gelir. Bizim ideal devlet nizamımızın ana aksarını bize gösterir. Adalet temelli bir anlayış, askeri kuvvet ve bilimsel kuvvet. Bu üçü bir araya gelmeden bir devletin oluşması söz konusu değildir. Burada biraz dine de temas etmek lazım. Şimdi genel itibariyle devlet anaya kadar Kemal Tahir'in din karşısındaki bakış açısı Marksist bakış açısına benzer bir bakış açısıdır. Dini olumlamaz. Dini olumladığı iki yer vardır. Orada da çok ilginç bir şekilde dini de devletin altında bir mekanizma olarak görüp olumlar. Nasıl? Mesela şeyde devlet anada Cavlak dervişleri vardır. Bu Cavlak dervişleri hani o dönemin tekkelerinde yetişen, esrar çeken, işte çok ele avuca sığmayan, hatta işte şeye sarkıntılık eder Kerimcan'ın nişanlısına. Kerimcan yine kırbacını alır. O Adem ejderhası ne ismini? Unuttum şimdi. Cavlak dervişini dize getirir ve devletin otoritesinin altında onu bir savaşçıya dönüştürür. Sonraki gazaların hepsinde Cavlak dervişleri devletin hizmetinde
o enerjilerini devletin iyiliği için harcarlar. Yani Yunus Emre de diyor ya, hocalar milletin başına çok zahmetli oldu. Bakın bugün de refleks aynıdır. Şimdi bu FETÖ olayına bakın. Dini devletin kırbacının altına almadığınız zaman Osmanlı boşuna mı din adamlarını memur yapıyordu? Başınıza ne açıyorlar görüyorsunuz. Kemal Tahir'i bu yönde de haklı buluyorum. Çünkü dini toplumsal şartların vücuda getirdiği doğal bir otoritenin içerisinde doğru yere yerleştirmediğiniz zaman çok tehlikeli bir devlet yıkıcı aygıta dönüşebiliyor. İnsanları köleleştirebiliyor. Ama Osmanlı insanları kullanma gücünü başka hiç kimseyle paylaşmıyor. Osmanlı tacı, tahtı tehlikeye düştü mü? Oğluna acımaz, kızına acımaz, çoluğuna acımaz, çocuğuna acımaz. İşte Mısır'ın Çerkez askerine acımaz, Yeniçerisine acımaz, Türküne acımaz. Paylaşmaz. Bu konuda çok acımasızdır. Öyle diyor. Osmanlı'ya Adem kıyımı gerekti mi? Gözü hiç kimseyi görmez. Bu tabii Cumhuriyet'te de devam etmiş. Yani bunu bu söylerken biraz Dersim isyanından bahsediyor. Yani sanırım yol ayrımında. Dolayısıyla iktidarı halkla aynı rezonansı tutturup devam ettiren devletlerin yaptıkları zulüm olmaktan çıkar, karşılıklı bir alışverişe dönüşür. Osmanlı belirli bir dönem bu rezonansı tutturmuştur. Halkın titreşimiyle yönetimin titreşimi aynı dalga boyundadır. Bu dalga boyu birinin lehine değişince devlet yıkılır. Ve devletin kurulması için bu dalga boyunun tekrar eşitlenecek sürece gelmesi beklenir. Devlet Ana genel itibariyle böyle. Birkaç diğer romanlarından da bahsedeyim. Esir Şehrin İnsanları bir seri kitap. Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı üçlemesinden oluşuyor. Birinci kitap Kemal Tahir'in daha milli mücadeleye olumlu baktığı bir dönemi ifade ediyor. Esir Şehrin Mahpusu kendi mahpusluk hayatında bunun dönüşümünü anlatıyor. Yol Ayrımı'nda da tamamen yolların ayrılması anlatılıyor. Yani mesela biraz önce bahsetmiştik, mesela Cumhuriyet'e emperyalizmin nüfuz etmesini aferizm diye bir kavramla açıklıyor. Çok ilginçtir. Okumanızı öneririm. Yorgun Savaşçı, biliyorsunuz, kötü kaderi olan bir roman. Yani daha doğrusu filme alınıyor. Kenan Evren tarafından filmin bütün kopyaları yaktırılıyor. Bir tanesi MİT'te var. Sadece kopyalarının yaktırılma sebebi şu: Türk ordusunu aşağılamak ve iddiatçıları övmek şeklinde bir suçlamayla yakılan bir kitap. İddiatçıları anlatır. İttihat ve Terakki'yi ben şöyle diyeyim. Tüm öğrenim hayatım boyunca iddiatçıların iyi mi kötü mü olduğunu düşünmedim aslında hiç, ama bilemedim. Ama Yol Ayrımı'nı ve Kurt Kanunu okuduktan sonra iddiatçılarla ilgili kafamda bazı şeyler oturdu demem mümkün. Özellikle Kurt Kanunu'nda, biliyorsunuz, baş kişisi Kara Kemal Bey'dir. İttihatçıların İHŞ Nazırı, Küçük Efendi namı değer. Büyük Efendi Talat Paşa'dır, Küçük Efendi Kara Kemal Bey'dir. Çok güzel bir kurguyla, güzel de bir polisiye kurguyla anlatmıştır. O yüzden tarih meraklılarının özellikle Kurt Kanunu'nu okumasını önerebilirim. Devlet Ana'dan bahsettik. Kurt Kanunu iddiatçıların tasfiyesini anlatır. Yani Atatürk'ün iddiatçıları bir kurguyla döngünün dışında bırakmasını anlatır. Haklı mıdır, haksız mıdır, orasını tartışmıyoruz.
Çünkü Kara Kemal Bey günah çıkartır yani romanın sonunda. Bir manada haklıydı der yani. Kendince günah çıkartırken. Ama bu konuda mesela Kemal Tahir'in üzerine çok gidiliyor. Sen Atatürk düşmanısın falan diye ona kızıyorlar. O ne diyor? Diyor ki ben ne Mustafa Kemal'e ne Atatürk'e karşıyım. Ama ne kadar büyük işler yapmış olursa olsun hiç kimse, hiçbir adam Türk milletine tanrılık edemez. Hepimizin 3-5 kuşak öncesine gitsek bu milletin içerisinden çıkmışızdır. Mustafa Kemal'i ortaya çıkartan bu millettir. Bu milletin içerisinden çıkıp bu millete üstünlük taslamak olmaz. Taslarsanız zaten kaybedersiniz. Bunun kaynağı, bu potansiyel bu millette vardır. Yani şu manada söylüyorum. Bugün de mesela diyelim ki birçoğumuz siyasi olarak şöyle düşünüyoruz. Ya acaba bu işte diyelim ki Cumhurbaşkanı gitse Türkiye'ye ne olur falan. Hiçbir şey olmaz. Onu yaratan şartlar bu toplumun içerisinde. Onun yerine gelecek adam da bu toplumdan yani yetişecek. Aydan getirmiyoruz ki biz. Kıymetli olan bireyler değildir. Kıymetli olan bu toplumun kendisidir. Bu organizasyonu bir kişi kurmadı. Bu devleti biz kurduk. Herkes. Yani devletle toplum arasındaki mesafeyi kısaltıyor aslında Kemal Tahir mantığıyla. Tabii Bir Mülkiyet Kalesi diye bir romanı var. Bir Mülkiyet Kalesi ölümünden sonra yayınlanmış bir kitap. Tam tamamlanmamış bir kitap ama Kemal Tahir'in neden böyle olduğunu açıklama konusunda bize çok güzel veriler veriyor. Çünkü Kemal Tahir'in babası biraz onu anlatıyor. II. Abdülhamit'in yaveri. Bir subay. Ve Kemal Tahir'in doğduğu evi 2. Abdülhamit ihsan ediyor babasına. Devlet ona bir ev veriyor. Ve roman boyunca Mahir Bey bu evi, bu mülkiyeti korumak için Birinci Dünya Savaşı'na gidiyor. İşte Çanakkale'de savaşıyor. Sonra geliyor milli mücadeleye katılıyor, savaşıyor. Ve kötü olan şu, milli mücadeleye katılıyor, savaşıyor. Ve geri geliyor, evi elinden alınıyor. Yani yeni sistem padişahın ihsanını onun elinden alıyor. Bu manada Kemal Tahir'in Osmanlıcı köklerini aramak noktasında bize güzel veriler veren bir kitap. Tabii Damağası, Notlar, Müsveddeler var. Damağası biraz bu namusçular, Damağası hepsi şeyin eskizleri, Karılar Koğuşu'nun eskizleri. Yani bir çok tekrarlar var. Hapishane hayatı boyunca böyle yaşadıklarını topluyor. En olgun hali Karılar Koğuşu'nda var. Onun da filmi çekilmiş. Ben beğenmiştim. Kadir İnanır oynuyor. Çok güzel bir film. İzlemenizi öneririm. Güzel bir filmdir. Bozkır'daki Çekirdek bu çok tartışma yaratan bir şey. Yani Bozkır'daki Çekirdek'te daha çok Kemal Tahir'in köy enstitülerine karşı olduğu söyleniyor. Ama Kemal Tahir köy enstitülerine karşı değildir. Yani klasik sağcıların ya da işte İslamcıların deyişiyle köy enstitülerinde kadın erkek beraber kalıyor. İşte diyelim ki çocuklar oluyor falan filan bu namussuzluğa. Böyle değil. Kesinlikle kitapta böyle bir şey yoktur. Sadece Kemal Tahir'in karşı çıktığı şey şu. Diyor ki devlet nasıl olur da Anadolu'daki çocukları zorla çalıştırıp okulu devlet onlara yaptırır. Devlet halkını zorla çalıştırır mı ya diyor. Karşı çıktığı şey budur. Yoksa bir şey yok yani. Bir sadece bir eleştiri yoktur. Kısmen yani bunun faşizan bir uygulama olduğunu söyler. Çünkü İspanya'da da benzer uygulamalar var. Şu izcilik mizcilik hep oradan çıkmıştır. Devlet öğrencileri alıyor, okul yaptırıyor. Zaten devletin görevi okul yaptırmak. Sen çocuklara yaptırdın. Hani nerede? Devletliğin nerede senin? Yani Kerim devletliği nerede? Devletin görevi ne? Biraz önce dedik ya. Devlet okulu yapacak. Halk da orada okuyacak. Anlaşma karşılıklı anlaşma bu. Okulu da halk yapsın. Okumayı da çocuk yapsın. Devlet ne duruyor? Devlet halkı sömürüyor o zaman.
Bu bakış açısıyla karşıdır. Yoksa yani klasik bir sağcı refleksiyle karşı değildir köy enstitülerine. Rahmet Yolları Kesti benim favori romanımdır. En sevdiğim romanım odur. Müthiş bir kurgusu vardır. Çok severim. Biraz şeye karşı yazılmıştır. Yaşar Kemal'in İnce Memed'ine karşı yazılmıştır. Kendisi her ne kadar öyle olmadığını söylese de şöyle diyor, temel hatlarıyla bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ne olursa olsun eşkıyadan kahraman olmaz. Hırsız her zaman hırsızdır. Bunu ben halk için çalıyorum. Halk için bu suçluların hepsini işliyorum diyen sahtekardır. Ya aldanmıştır ya sahtekardır. Yani Maraz Ali aldanmıştır. Maraz Ali eşkıya olarak kahraman olacağını zanneder. Ama rezil olur. Her şey planlanmıştır. Yukarıdan planlanmıştır. Maraz Ali garibim. Yani biraz şeyin parodisi olduğu hissi verilir bana. Bunun emareleri de var sol bölünmeler üzerine konuşmalarda. Mesela sol bölünmeler üzerine konuşmalarda Kemal Tahir'e Deniz Gezmiş'i soruyorlar. Yani Maraz Ali biraz Deniz Gezmiş parodisidir. Ben öyle saptıyorum. Kemal Tahir'in söylediği şey şu. Benim bildiğim hiçbir devrimci doktrin banka soymayı, adam öldürmeyi salık vermez diyor. Bu çocuklar neye alet olduğunu bilmiyorlar. Kandırılmışlar gibi bir ifadesi var. Bu verdiği röportajda da sabit. Dediğim gibi doğruluğu, yanlışlığı artık Kemal Tahir'in kendi şeyi. Ama şeyin Rahmet Yolları Kesti'nin bir o dönemin siyasi atmosferini ve şeyin yarattığı, Yaşar Kemal'in yarattığı soylu eşkıya mitine karşı işte dağa çıkan ve ağayı yenen kahramanına karşı ağanın oyununa gelen ve dağa çıkan katil olan bir Türk insanını anlatır. Çok çok iyi bir romandır. Dediğim gibi kurgusu muhteşemdir. Çok hala ben öğrencilerime bu romanı verdiğim zaman kurgusunu isterim ki çünkü kurguyu çözümlemek çok zordur. O kadar ince işlenmiş bir kurgusu vardır ki hayran bırakılabilecek bir şeydir. Kitaptır. Köyün Kamburu. Tabii bu bir üçlemenin Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu ve Büyük Mal kitapları 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Anadolu'daki toprak sisteminin yozlaşmasını, halkın devlet karşısındaki vazifelerini yerine getirmeyişini, devletin halkını yalnız bırakmasını anlatan distopik karakterli bir kitaptır. Tanrısız, karanlık, sahtekar bir dünya çizilir. Dünyaya olan umudunuzu kaybedebilirsiniz bu üçlemeyi okuduktan sonra. Beni kötü etkilemişti. Kelleci Mehmet çok güzel bir hapishane romanıdır. Çok güzel bir romandır. Ben çok severim. O da işte bizim bu devrimci romantizmimizi allak bullak eden bir kitaptır. Şimdi devrimci romantizmde, sol romantizmde ezilen işte diyelim ki işçi sınıfının hepsinin yaptığı her şey tanrılaştırılır, çok güzel görülür falan. Ama bunların ideolojinin dışında insanı iyi yapan, kötü yapan, farklı insani zaafları üzerinden ilerleyen bir roman olduğu için Kelleci çok gerçekçi bir karakterdir. Yani işte ağası sevgilisini elinden alır, bunun üzerine suç bırakır, bu hapiste kalır. Hapisten sürekli kaçmayı dener. Kaçacağı zaman yani kaçması için bir şey de kalmamıştır. Sevgilisi için kaçacaksa sevgilisini ağasının oğlu almıştır. Ama o ağasını onu yakıştıramaz. Yine sevgilisi için kaçar ve romanın sonunda boşlukta bırakılır. Ama muhtemelen öldürülür. Bu devrimci romantizmi yıkan bir kişidir. Gerçekçi bir
karakterdir Kelleci Mehmet. Müthiş bir gözlem kabiliyeti sezilir Kelleci Mehmet'te. Böyle bir kitap Kelleci Mehmet'te. Genel itibariyle benim anlatmak istediğim şeyler bunlar. Daha çok dediğim gibi tartışılabilir mevzu var. Batılılaşma konusunda, Osmanlılık konusunda, Kemalizm konusunda, modern devlet konusunda, İttihatçılık konusunda, azınlıklar konusunda, Cumhuriyet dönemi politikaları konusunda çok fazla veri var elimizde. Ama dediğim gibi biraz bundan sonrası artık şeye giriyor. Biraz daha ayrıntıya giriyor. Bunları anlatmakla sizi kitaplardan alacağınız zevkten mahrum bırakmak istemem. Benim söyleyeceklerim bu kadar.